Efendim iyi pazarlar. Piyasa Gayrimenkul'e hoş geldiniz. Yine sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya çalışacağız ama piyasalarda da çok gelişmeler var. Özellikle emlak piyasasıyla alakalı gelişmeler var. Onlara da biraz böyle hafiften değineceğiz. Ama sizleri kızdırmak istemiyoruz. Program ortağım, gayrimenkul hukuku uzmanı, avukat, sevgili ortağım Kudret Çöçü. Skype bağlantımızda. Kudret'cim merhabalar, çok şıksın. İsa Bey merhabalar. Ya şöyle birkaç programdır baktım. İsa abimiz yeri göğü yakıyor. Dedim bugün ben de şöyle biraz ona yetişmeye çalışayım. Ama bugün pişti olmuşuz. Siyah takım ikimiz de. O ortaklık bunu da gerektirir. Eyvallah, eyvallah. Ayrıca tüm bize destek veren hafta içerisinde yine sorularıyla, eleştirileriyle, övgülerle tüm kıymetli dostlarımıza da tekrar teşekkür edelim. Şu an izleyen herkese de mutlu pazarlar diyerek başlayalım isterseniz. Hemen başlayalım. Mimari projede binamızın bahçesi vardı ancak bir kısım malikler burayı otopark olarak kullanmak istemekte. Ben kabul etmediğim halde burayı otopark yaptılar, ne yapabilirim diye sormuş izleyicimiz. Evet, şimdi burada yine bizim aslında klasik sorunlarımızdan bir tanesi bizim ülkemizdeki. Ön taraf bahçedir. Tabii otopark ihtiyacının çoğalmasıyla birlikte bir kısım malikler burayı otopark olarak kullanmak isterler. Tabii bu da kime zarar verir? Giriş kattaki kişilere doğal olarak zarar verecektir. Buradaki kriter şu İsa Bey. Eğer mimari projesinde herhangi bir şey olarak kayıtlıysa, yani bahçe olarak kayıtlıysa, otopark olarak kayıtlıysa, bu kullanım şeklini değiştirebilmeniz için oy birliği gerekir. Yani orada 100 tane kat maliki varsa 100'ünün de birden evet biz burayı bahçe ise otoparka dönüştürmek istiyoruz. Sal çoğunluk falan değil yani, direkt oy birliği. Yok değil İsa Bey, orada oy birliği gerekir. Sal çoğunluk nerede gerekir? Gerçi sal çoğunluk değil de 4/5 çoğunlukla da değiştirilebilir. Evet değişti, doğru. Bir mimari projede yalnız bir vasıf yoksa, yani ortak alan olarak kayıtlıysa bu ortak alanın kullanım şeklini yönetim planı 4/5'te değiştirebilirsiniz. Yalnız mimari projesinde otopark gibi, bahçe gibi yani özel bir şey tanımlanmışsa işte bunu kullanım şeklini değiştirebilmeniz için o 4/5 değil, bu defa oy birliği gerekir. Şimdi burada dolayısıyla Peki bu izleyicimiz itiraz etmiş, oy birliği olmamış demek ki. Olmamış yani, dolayısıyla burada sadece bir yol kalıyor. O da nedir? Mahkemeye başvurarak buranın projesinin uygun hale getirilmesi davası açabilir. Yalnız tabi artık bu sulh hukuk mahkemeleri arabuluculuğa da tabi oldu. Şimdi önce bir arabuluculuk başvurusu yapacak. Arabuluculuk başvurusundan eğer bir sonuç alamaz ise bu durumda sulh hukuk mahkemesine dava açacak. Bu yerin projesine uygun hale getirilmesi ve eski hale getirilmesi davası açtığında buradan olumlu bir sonuç alacağını düşünüyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yönetim tarafından bina kiracımın aidatları ödemediği 14 aydır bildirilmemiştir. Şimdi ise kiracım tahliye etti daireyi. Yönetim parayı benden istemektedir. İstemesi hukuken doğru mudur diye sormuş izleyicimiz. Bu soruyu yaklaşık 8 yıldır hemen hemen her ay bu soruyu cevaplıyoruz. Evet. Böyle aslında hani bizde şöyle bir yanılgı oluyor. İnsanlarımız ondan yanılıyorlar. Yani biz kira kontratında aidatları kiracı ödeyecektir diye yazdığımız zaman zannediyoruz ki artık bu aidattan sorumlu kiracı. Yani daha önceki programlarımızda biz bunu örnekleriyle de açıkladık. Yani evet. Burada kiracıyla yaptığımız sözleşme kiracıyla bizi bağlar. Dolayısıyla yönetimi bağlayan herhangi bir durum söz konusu değildir. Yani burası boş da olsa, burayı kiracı da kullansa ne olursa olsun biliyorsunuz buradaki kat mülkiyeti kanuna göre ortak giderlerin veya bu tip masrafların birinci sorumlusu mal sahibidir. Biz bunu kira kontratında kiracıya aktardığımız için sanki biz sorumlu değilmişiz gibi düşünüyoruz. İkinci nokta da şu İsa Bey, genelde bizim insanımız şundan şikayetçi. Diyor ki ya hocam bu kadar aydır ödemiyor, yönetim bana niye haber vermedi? Bu konuda diyor yönetimin herhangi bir sorumluluğu yok mu? Şimdi sizin aldığınız genel kurul kararlandı ya da yönetim planınızda yönetime bir bildirim yükümlülüğü yüklemezseniz bunu yönetim size bildirmek zorunda değil. Ya niye değil? Çünkü siz bir taşınmazınız varsa hani bir objektif düşünmek lazım. Bir taşınmazınız varsa doğal olarak buranın bir aidat olduğunu biliyorsunuz. Buranın bir genel gider olduğunu biliyorsunuz. Ya dolayısıyla dönem dönem bunu sormakta, soruşturmakta fayda var. Tabii büyük siteler için artık biliyoruz. Hani elektronik programlar var. Oradan takip edilebiliyor, bakılabiliyor ama yani orta ölçekli veya daha küçük dediğimiz yapılarda bu tip sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar da genelde sistemi burada yönetimi oluyor.
Diyor ki ya bu zamana kadar oldu niye bildirmedi? Onun da bir sorumluluğu yok mu? Ya dediğim gibi sizin yönetim planınızda bildirmesi gerektiğine dair bir hüküm yoksa ya da aldığınız kararda böyle bir durum yoksa yönetimden ziyade siz de böyle bir aidat olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla siz takip etmek zorundasınız. Buradaki borçtan da yönetim bana bildirmedi diye herhangi bir şekilde kaçma veya kurtulma imkanınız da yok. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bir iş yerini 3 yıllığına kiraladım demiş izleyicimiz. 2. yılındayım. Şimdi ise mal sahibim burayı başka birine satmış. Satın alan kişi şu an ödediğim kirayı %100 olarak arttırmak istiyor. Yani 30 binden 60 bine çıkartmak istiyormuş. Ucuza kiralamış olduğumu yoksa tahliye davası açacağını söylüyor. Ben artışı yapmak zorunda mıyım? Beni tahliye edebilir mi diye sormuş izleyicimiz. Şimdi şöyle başlayalım. Birincisi şu, hani daha önce de dile getirdik. Önemli olduğu için bir kez daha dile getirelim. Eğer kiracısı olduğumuz bir taşınmazı başka birisi satın alırsa ya da siz kiracılı bir taşınmazı satın alırsanız Türk Borçlar Kanunu'nun 310. maddesi gereğince bu kira kontratı otomatik olarak size geçer. Doğru. İnsanımızda şöyle bir algı oluyor. Mesela örnek veriyorum, ben gidiyorum kiracılı bir taşınmazı alıyorum, ondan sonra ben alıyorum. Diyor ki ya hocam diyor ben bir yer satın aldım, hayırlı olsun diyoruz. Diyor içindeki kiracıyla kontratın yok, o diyor işgalci değil mi? Diyorum ki peki önceki mal sahibiyle olan bir kontratı var mı? Ya bu var ama diyor beni niye ilgilendirsin ki? Diyorum ki bak seni ilgilendirir, niye ilgilendirir? Çünkü Türk Borçlar Kanunu 310. maddesi var. Burada sadece satışla değil, mesela bir mal diyelim içinde kiracılı olan bir mal miras kalıyor. Bu sefer mirasçılar diyor ki babamız da ya da annemiz de kontrat yapmış, bizimle olan herhangi bir kontrat yok. Dolayısıyla diyor biz de yeniden kontrat yapmak zorunda ama işte bunların hepsi bir varsayımdan ibaret. Yani nihayetinde kanun karşısında baktığınız zaman siz kiracılı bir taşınmazı hangi sebeple elde edinirseniz edinin, icradaki ihale haricinde değil, orada bir çünkü farklılık var. İçindeki kiracı artık otomatik olarak sizin kiracınız olur. Dolayısıyla en başta bu kontratı siz yapmış sayılacağınız için şimdi 3. yılın 2. yılı, 3. yılın 2. yılında emsale göre kira bedeli normalde isteyemezsiniz. Şimdi yeni satın alan da bu kontratı ilk baştan yapan kişi sayacağı için doğal olarak burada kıymetli izleyicimiz 3. yılın 2. yılında öyle emsale göre, hakkaniyete göre artırmak durumunda değil. Kişi diyor ki ben sana tahliye davası açarım, geleyim oraya. Şimdi bir taşınmazı satın almış olmak ya da taşınmaz kirasının süresinin dolması kiracının otomatik olarak tahliye edileceği anlamına gelmiyor. Bir taşınmazı yeni satın alan kişi de olsanız kullanma ihtiyacınız olması gerekiyor. Peki kimin kullanma ihtiyacı olması gerekiyor? Kendinizin, eşinizin, az soyunuzun yani çocuklarınızın veya torunlarınızın, üst soyunuzun işte anneanneniz, babaanneniz veya onun üstü ya da kardeşiniz ama hangi kardeşiniz? Sizin baktığınız, sizin bakmakla yükümlü olduğunuz bir kardeşiniz olacak ve bunun burayı kullanma ihtiyacı olacak. Eğer bunlar varsa ancak o zaman tahliye davası açabilirsiniz. Bir de bizde şu da çok dillendirilen konulardan birisi, onu da yeri gelmiş ve söyleyeyim. Şimdi diyor ki hocam benim diyor konutuma ihtiyacım var kiradaki taşınmaza. Diyorum ki niye ihtiyacım var? Diyor satacağım. Diyorum hani niye? Ya da hocam boş satılıyor ama diyor kiracılık kimse almak istemiyor. Ya da bunun daha ucu da var. Ya hocam diyor ben bu taşınmazı satmam gerekiyor. Çünkü işte işimi büyütüyorum. Eğer burayı diyor satamazsam, örnek veriyorum kredi alamıyorum, zora gireceğim. İşte orada cevabımız maalesef olumsuz oldu. Niye? Çünkü bizim Türk Borçlar Kanunumuz bizde ihtiyaç olarak sadece kullanmayı saymış. Yani satmayı bir ihtiyaç olarak görmemiş. Yani siz kiracınıza ben burayı satacağım diye ihtar gönderirseniz boş uğraşırsınız. Ya da ben burayı boş daha iyi satabiliyorum, bunun için tahliye davası açıyorum derseniz bu dava sizin reddedilecek demektir. Burada da buna dikkat etmek gerek. Yani ihtiyaç derken her ihtiyacı bizim kanunumuz ihtiyaç olarak görmüyor. Sadece kullanmadan ibaret olanı ihtiyaç olarak görüyor. Eyvallah. Mirasçılardan mal kaçırmanın hapis veya para cezası gibi bir yaptırımı var mı diye sormuş izleyicimiz. Bak bu soru hiç gelmemişti Kudret. Evet. Şimdi... Tövbe, hırsıza yol göstermek gibi oluyor ama. Gösterme. Yani yapacak. yok belki kıymetli izleyicimiz şunun içinde soruyor olabilir. Yapan kendi değildir de kendisine karşı yapılmış da olabilir. Şimdi ben o yüzden burada kendisine karşı yapılmış gibi düşünmek istiyorum. Öyle cevaplamak istiyorum. Şimdi bizde maalesef bunun bir para veya hapis cezası yok. Ama tabii bunun yüklü bir mahkeme masrafı kısmı var.
Şimdi bu hani bunu mesela diyelim baban sizde mal kaçırdı, tuttu. İşte kardeşinizin birisine malları verdi. Burada siz savcılaştınız. Aman emir burada. Çok fazla tüyo verme. Emrin hangisi işine geliyor söyle anlatıyor. Yani, bir de örnek vereyim. Diyelim İsa Bey emir tuttu. Bütün malları diğer kardeşine verdi. Şimdi sen diğer kardeşin hakkında suç duyurusunda bulunursan savcılık diyecek ki bu bir hukuki meseledir. Emir dolayısıyla sen diyecek git kardeşine dava aç. Bunun bir para cezası var mı? O da yok. Ama ne olacak? Şu olacak. Emir. İsa Bey'in verdiği diğer kardeşine karşı sen tutup Muris muazzası nedeniyle tabipta tescil veya tenkis davası açacaksın. Sen bu davayı açtığında dava değer üzerinden az değil. Binde 68 küsür. Yani kabaca binde 70 değil. Bir devletin ilam alacağı var. Bunu ödemek durumunda kalacak kardeşin. Ayrıca resmi tarif üzerinden de bir avukatlık ücreti var. Bunu da kardeşim ödemek zorunda kalacak. Yani her ne kadar hani savcılık boyutu anlamında... Ya Kudret sen de kardeşi kardeşe kırdırıyorsun be arkadaş ya. Ben Emir'i daha çok seviyorum. Samet duymasın. Tamam Samet kardeşim de severim ama Emir'in bendeki yeri başka. Yani dediğim gibi hani savcılık tarafı yok, bir para cezası tarafı yok ama gel gelin bu davanın sonucunda... Gerçekten gayrimenkulün gerçek değer üzerinden belirlenecek olan mahkeme harçları ve masrafları var ve avukat ücretleri var. Onlar da taşınmazın değerine göre gerçekten can yakıcı boyutlara ulaşabilir. Eyvallah. Bir vefa hakkı sorusu var Kudret. Yani bu da çok gelmeyen sorulardan bir tanesi. Babam bir malını satarken vefa hakkıyla satış yapmış diyor izleyicimiz. Ama aradan 13 yıl geçmiş ve babası rahmetli olmuş. Bu hak bizlere geçer mi diye soruyor. Şimdi önce tabii vefa hakkı ne? Lütfen onu biraz açarsak. Bilen olur, bilmeyen olur. Yani bu şu demektir kıymetli izleyenler. Diyelim ben bir malım var İstanbul'da. O an içinde paraya sıkıştım ama ileriki bir dönemde de bu malı örnek veriyorum bana rahmetli babamdan kaldı. Bu malı bir geri almak istiyorum. Şimdi ben ne yapıyorum? İsa Bey'e diyorum ki İsa Bey ben diyorum bu malı sana satayım. Ama diyorum ben burası babamdan kaldı. Benim için manevi değeri var. Şu an için ekonomik olarak sıkışım ama. İleride diyorum ben sana şu kadar para verdiğinde sen diyorum bu malı bana geri ver. Biz bu konuda anlaşıyoruz. Ben İsa Bey'e devrediyorum ve vefa hakkı koyuyoruz. Mesela orada diyor ki işte Kudret çocuğu. Bekliyorum şu kadar parayı ödediği anda bu taşınmaz diyor tekrar kendisine verilecektir. Bu tapuya şerh edildiği için İsa Bey bu malı 5 kişiye dahi devretmiş olsa alan herkes bu vefa hakkını gördüğü için ben en son malike orada yazan parayı ödediğim zaman o mal tekrar geri bana verilmek zorunda. Yani geri bana verilmezse ne olur? Ben de dava açarım o dava kazanır. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntı şu. Vefanın süresi 10 yıldır. Yani burada hani kıymetli izleyicimize üzgünüm. 13 yıl diye söylüyor. Yanlış değil değil mi İsa Bey? Soruda 13 doğru, yıl. Doğru 13 yıl evet. 13 yıl. Vefada öyle bir zaman aşımı var. Yani vefada diyor ki satış işleminin yapıldığı tarihten itibaren diyor zaman aşımı diyor 10 senedir. Burada kıymetli izleyicimiz 3 sene zaman aşımını geçirmiş durumda. Yani burada dava aşımında karşı taraf eğer zaman aşımı itirazında bulunursa vefa hakkını kullanamayacak anlamına geliyor demektir bu. Eyvallah. Bu hafta yine sosyal medyada acayip şeyler geçti. Bu hep bizim hemen hemen her hafta değindiğimiz konular var biliyorsun. 20 bin pound'a çıkarmışlar Kudret. Ha, ben de onu diyecektim. Fiyatlar evet abi. Yani 12.500 pound diye biliyorduk ama 20.000 pound'a Türkiye'deki en büyük daha doğrusu 3 emlak firması markalarının franchise'leri birleşip yine KKTC'de ama yine aynı bölge dikkatini çekerim Geçitkale bölgesinde ve sosyal medya hesaplarını inceledim Kudret'cim. Ya Geçitkale'de Siha ve Siha üssünün kurulduğunu kendi ağızlarıyla beyan ediyorlar. Teknik açıdan çok emin olmamama rağmen bir askeri üssün etrafı kaç kilometre çevrili etrafının dışında konut projeleri yapılır onu bilmiyorum ama
rakamla yanılabilirim, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Burayı pazarlayanlar kendi ağızlarıyla İHA ve SİHA üssünün kurulduğunu yapıyorlar, yani açıklıyorlar. Bu kadar tatlıyı ben bir arada görmedim açıkçası. Ben aslında burada şundan yanayım. Gerçekten merak ediyorum. Yani acaba bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Yani bu işi yapan arkadaşlardan gerçekten programa katılmak isteyen olursa biz daha önce de söyledik. Memnun kaç kere olur. Açık davet gönderdik Kudret. Yok, biliyorsun. Diyoruz ki acaba bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Şimdi ben hani inşaatı iyi kötü kısmen bilirim. Bildiğim şu ki yani metrekare 15 küsür. Şimdi hesaplıyorum. 50 metre bir yer 750 bin liraya denk geliyor. Sırf inşaatı. Yani Kıbrıs bizden daha pahalı. Çünkü işçilik bizden daha pahalı, malzeme bizden daha pahalı. Hani oturuyorum, hesaplıyorum. Yani 80 metre bir yerin maliyeti bir küsür milyonu buluyor. 20 bin pound dediği şey 700 bin lira civarında bir rakam. Evet, yani bu... ya zam yapmışlar ama bu da senin kabahatin yani. Geçen hafta dedin ki inşaat maliyetleri ortada böyle olmaz falan dedin. Adamlara zam yaptırdın ya Kudret'ciğim ya. Yani benim bilmediğim bir şey varsa biri bana anlatsın. Gerçekten diyorum, bunu samimiyetle de söylüyorum. Hani biz de bilelim ya, mesela biz de bazen inşaata hevesleniyoruz. Adamlar bizim önümüze bir maliyet koyuyorlar. Oturuyoruz diyoruz ki ya bununla bu kurtulmaz. Hani bizim bilmediğimiz Kıbrıs'ta başka bir şey mi var? Yani işçilik mi bizden daha ucuz? Ne bizden daha ucuz yani? Hani ben biliyorum. Bir de şu faktörü de gözetiyorlar mı onu da bilmiyorum. Yani Kıbrıs'ın ihtiyacı ne? Yapılanlar ne? Şu ankiler ne? Çünkü ben bildiğim Kıbrıs şu. Hani hepimiz gelip gidiyoruz. Kıbrıs'ın yerleşik bir nüfusu var. Çok öyle artan bir nüfusu da kıymetli dostlarımızın yok. Oradaki popülasyon ne? Genel olarak askerimizden kaynaklı veya oraya giden öğrenci dostlardan kaynaklı olan bir nüfus. Tabii genelde öğrenciler var. Hani ve biliyorsun kazino mabetleri var şeyde, evet. Oraya. Ama kazino mabetine gidenler de uzun süreli kalmıyorlar. Gidiyor, otelinde kalıyor. Geliyor, evet. Hani 5 tane üniversite açıldı, 20 tane üniversite falan mı açıldı? Bilmiyorum. Skype bağlantımız mı gitti arkadaşlar? Evet. Tamam. Tamam. Kudret'cim, hatta mısın? Buradayım İhsan. Tamam. Yani hani bizim bilmediğimiz şey ne? Bu kadar gayrimenkul yapmak mesele değil de hani derler ya, önemli olan bir şey üretmek değil, onu satabilmek diye. Yani oradaki ihtiyaç nedir, ne değildir? Onu bilmek gerekiyor. Hani birisi gelsin açıklasın, biz de gerçekten bilelim yani. Kimsenin aklında yemek istemiyoruz bilmeden. İnşaat firmaları var biliyorsun orada. Yani Kıbrıs'ın büyük inşaat firmaları var. Gerçekten çok kuvvetli firmalar. Uzun yıllardır da o bölgede inşaat yapıyorlar. Başarılı da işler yapıyorlar. Yatırımcılarına da kazandırıyorlar. Kendileriyle de zaman zaman, hatta geçen hafta bayağı bir şeyimiz oldu, sohbetimiz oldu. Umarım İstanbul'a geldiklerinde bir programımıza konuk olurlar diye düşünüyorum. Henüz daha söz almadım kendilerinden ama gerçekten çok enteresan konular geçiyor. Bu arada yine uzun zaman oldu, hatırlatma yapmadım. Lütfen WhatsApp hattına arama yapmayın, cevap veremiyoruz. Sorularınızı yazılı olarak gönderin ki gönderen çok izleyicimiz var. Cevap veriyoruz. Evet, Kıbrıs'ta gerçekten çok enteresan şeyler dönüyor. Dönmeye de devam edecek. Özellikle Geçitkale bölgesi. Bununla alakalı önümüzdeki hafta ve bir sonraki hafta umarım bayrama kadar, yani Ramazan bayramına kadar olan süreçte umarım birkaç konukla birlikte bu konuyu çok güzel bir ele alacağız gibi düşünüyorum. Açacağız. Bazı konuları açacağız artık. Geçiyorum. Lütfen. İzleyicimiz hala aramalara dönüyor, arama yapıyorlar ama kusura bakmasınlar, cevap veremiyoruz. Annem ve kardeşleri mirasın paylaşılması konusunda sözleşme yapmışlar. Sözleşmenin üzerinden yaklaşık 7 yıl geçmiş. Bu sözleşme yapılırken annem kandırılmış. Şimdi ise vefat etti. Bizler bu sözleşmeye uymak zorunda mıyız diye sormuş izleyicimiz. Hani birincisi şu aslında İsa Bey, anne ile kardeşi kimin mirasını bölüşmüş? Ne zaman bölüşmüşler, bunu bilmek lazım. Şimdi o yüzden genel olarak cevaplayacağım.
sonra özelleştirmeye çalışacağım. Şimdi normalde eğer bir miras taksim sözleşmesi yapıyorsanız, çünkü bölüştüklerine göre bir şey, ama diyelim babalarının malını bölüştüklerini varsayıyorum. Babaları sağsa babalarının da burada olması gerekiyor. Ayrıca başka bir mirasçı varsa o mirasçıların da tamamının bu miras taksim sözleşmesinde olması gerekiyor. Yani miras taksim sözleşmesindeki ana ilke şudur. Kaç tane mirasçı var ise hepsinin o sözleşmede yer alması zorunludur. Hatta miras bırakan sağ ise miras bırakanın da o sözleşmede bulunması şarttır. Ve ayrıca miras taksim sözleşmesinde artı eksi farklılık olabilir. Yani birisi 3 pay alırken birisi yarım pay alabilir. Ama herkesin yarım pay da olsa birbiriyle eşit olması şart değil. Bir pay almış olması zorunlu. Yani 0.01 de olsa bir pay almak durumunda. Eğer bu şartları taşıyan bir sözleşme varsa doğal olarak bu sözleşme geçerlidir. Buraya kadar geldik. Yani önce kıymetli izleyicimiz bu ilk söylediklerim yapılan sözleşmede var mı yok mu buna bir baksın. Eğer bunlardan herhangi birisi yoksa zaten yapılan bu sözleşmenin bir geçerliliği yok. Ama diyelim ki kıymetli izleyicimizin sadece annesi ve kardeşi dediğine göre dayısı var. Başka da bir mirasçı olmadığını varsayıyorum. Ve miras bırakan da annesiyle dayısı bölüştüğünde, kardeş bölüştüğünde yaşamadığını varsayıyoruz. Veya varsa da sözleşmede. Şimdi bizde şu var İsa Bey. Bir şeyde hataya düşebilirsiniz. Bir şeyde hileye uğrayabilirsiniz. Bir şeyde tehditle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunların iptali söz konusu. Ancak bunlar süreye tabi. Şimdi der ki hata ve hileler öğrendiği tarihten itibaren de bir yıllık zaman aşımına tabidir. Tehditler ortadan kalktığı tarihten itibaren de bir yıllık zaman aşımına tabidir. Şimdi burada kıymetli izleyicimiz 7 seneden bahsediyor. Yani burada şansı düşük gibi gözüküyor. Çünkü annenin akli ehliyeti yerindeyse doğal olarak burada zaman aşımı aslında sözleşmeyi imzaladığında başlıyor. Eğer o süre içerisinde herhangi bir şekilde... Ne kadar 10 yıl mı? Zaman aşımı. Bir yıl insan. Bir yıl. Ha. Böyle orada 1 ve 10 yıllık süreler var. Bir yıl diyor. Öğrenmeden itibaren 1 yıl. Her halükarda diyor 10 yıl. Ama şimdi bu tip bir sözleşmede, şimdi her olay aslında birbirinden farklıdır ama hani bakıyorsunuz alınan mal belli, verilen mal belli. Ha bir başka bir mal gizlenmemişse, başka bir şey olmamışsa bir şey demiyorum ama alınanla verilen belliyse ben senden daha az aldım diyerek ben hileye uğradım diyemezsiniz. Ve en azından ben bunu sonradan öğrendim diyemezsiniz değil. Çünkü miras taksim sözleşmesinde diyorum ki birisi 5 pay alırken birisi yarım payı kabul ederse bununla mahkeme denklik aramıyor. Diyor ki sen o zaman bunu kabul etmişsin. Dolayısıyla diyor artık bu seni bağlar. Yani orada eğer bir işte dediğim gibi hataya hileye düşmüşse normalde bir sene içerisinde dava açmış olsaydı şansı şu mümkünden çok çok daha yüksek olurdu. Ama dediğim gibi her olay birbirinden farklıdır. Bize sorular sadece yüzeysel olarak gelir ama onun dibinde detayında başka şeyler varsa da biz hep şunu söylüyoruz, diyoruz ki gidin tanıdığınız bildiğiniz bu işlerden anlayan bir hukukçuya danışın. Çünkü biz sadece neyi görüyoruz? Buzdağının üzerindeki kısmı bize söylüyorsunuz. Biz de bunu mümkün olduğunca genel çerçevede kendi yorumumuzla değerlendirmeye çalışıyoruz. Eyvallah. İzleyicimiz de mirası reddetsem babamdan alabileceğim emekli veya dul maaşına bir zarar gelir mi? Ondan da mı vazgeçmiş olurum diye sormuş. Evet bu enteresan bir durum. Yok bundan vazgeçmiş sayılmıyorsunuz. Yani çünkü bu tip maaşlar terekeye dahil mal olarak sayılmıyor. Bu sosyal güvenlik hakkından gelen hak olarak varsayılıyor. Dolayısıyla mirası reddettiğinizde size kalacak olan babanızdan, başka bir eşinizden kalan maaşı reddetmiş sayılmıyorsunuz. Yani mirası reddetmenize rağmen o maaşları alma hakkınız var. Bunu terekenin içerisine dahil saymıyor. Diyor ki bu zaten diyor onun zamanında ödediği primlerin karşılığıdır. Dolayısıyla bu diyor bir tereke malı sayılmaz. Dolayısıyla diyor senin mirası reddetmiş olman senin diyor onun maaşını almana diyor engel değildir diyor bizim uygulamamız ve yasamız. Eyvallah. Dedem vefat etti ancak vefatından sonra halam dedeme ait diye el yazılı bir vasiyetname getirdi. Bunun geçerliliği var mı diye sormuş. Vallahi eğer yasal şartları taşıyorsa var. Yani yasal şartları taşıyorsa nasıl var? Şöyle bizde vasiyetname mutlaka noterden olacak diye bir şey yok. Doğru. De çok ölüm anındaysa sözlü vasiyetname de mümkün. Yani iki şahidiniz olması gerekiyor. Yazılı vasiyetname de mümkün. Yazılı vasiyetnamenin yalnız şu şartları içermesi gerekiyor. Baştan sona kişinin el yazısı olması gerekiyor. Yani araya bir şeylerin girmemesi gerekiyor. Ayrıca vasiyetnamenin düzenlendiği tarihin de
vasiyetnamede yer alması gerekiyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 2017'den önceki Türk Medeni Kanunu'nda vasiyetname düzenlenen yerin de olması gerekiyordu. Tarih konusunda yanılıyor olabilirim, kusura bakmasınlar. Ama ondan sonraki şeylerde sadece düzenleme tarihinin olması yeterli olarak görüldü. Ama bir tarihten öncesinde düzenleme yerinde yanılması gerekiyordu. Burada kıymetli izleyicilerimiz eğer öyle bir niyeti varsa, dediğim gibi hani bir vasiyetname mutlaka notere gitmeye gerek yok. Kendiniz bir A4 kağıdına da düzenlenen yeri yazın yine. Düzenleme tarihini yazın. Meramınızı yazın. O bir vasiyetname olarak geçerli. Yani burada dediğim gibi halanın getirdiği vasiyetname söylediğim yasa şartları taşıyorsa bu da bir vasiyetname hükmündedir. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Benim köydeki tarlamın yola bir çıkışı yok. Bu zamana kadar komşum izin veriyordu. Ancak burayı sattı. Yeni alan kişi bana tarlasından geçemeyeceğimi, buna izin vermeyeceğini söylüyor. Ben burayı ekip ailemi geçindirmek zorundayım. Ne yapabilirim? Evet, tam işin uzmanına geldi bu soru. Ya bu şöyle, sadece tarım arazilerinde değil, mesela bazen binalarda da oluyor. Yani örnek veriyorum, işte alt sokaktan kanalizasyon hattı geçiyor. Bir bina, onun üzerinde bir bina, öbür binanın o hatta bağlantı yeri yok. Veya başka üstteki hatta bağlanıyor ama o da inanılmaz maliyet gerektiriyor. İşte pompaydı, şuydu, buydu. Veya tarım arazilerinde bu çok oluyor. Çünkü kadastral yol az olduğu için işte doğru. Ne oldu? Vatandaş şimdi burada birincisi şu, aslında insanımız anlayışlı olacak. Yani çünkü haklı olarak bu adam bir yerden geçmek zorunda tarlasına. Yani uçarak evet. Geçecek yok. Zaten uçarak geçecek imkanlar olsa niye çiftçilik yapsın? Bunlara bir anlayışsızlık yapacaksanız da bu şey değil ya, bu sorun böyle çözümsüz kalacak bir durumda değil. Burada kıymetli izleyicimizin yapacağı şu, yola en kısa, en az maliyetle nereden ulaşabilecekse oradaki o tarla sahibine geçit hakkı, irtifak hakkı için dava açacak. Burada mahkeme şunu yapıyor, yola en yakın, yola en kısa maliyet, en kısa, en ucuz maliyetle nereden çıkılır ise orayı belirliyor ve oradan tutuyor. Diyor ki ben sana geçit hakkı tanıdım. Tabii geçit hakkını bedavaya vermiyor. Diğer üzerinden geçtiğimiz tarla sahibine bu sefer şey yapıyor. Tutuyor. Dediğim gibi onu da parasını ödetiyor. Diyor ki sen de diyor buna diyor şu kadar diyor geçit hakkı parası ödeyeceksin. Adil olan da bu. Ama ben olsam hani yaz nihayetinde oradan adam illa ki alacak. Bunun değerini 3 aşağı 5 yukarı anlaşıp geçit hakkı tesis etmek daha makul, mantıklı. Ama işte bazen insanlar inatta bir murat diye garip garip sorunlar çıkarmaya devam ediyorlar. Maalesef, maalesef. Geçiyorum. Binamızı, riskli yapı tespiti yapıldı binamıza. Ancak bunu sadece bir kişinin isteğiyle yapmışlar. Bu yasal mıdır diye sormuş. Evet, yasaldır. Gayet yani, de yasaldır yani. Yasal, biliyorsunuz bizde riskli yapı tespit isteyebilmek için malik olmak, orada bir hak sahibi olmak yeterli. Hatta artık o konuda biliyorsunuz belediyelikler de, il özel idareler de, il özel idareler de, il müdürlükler de yetkili hale geldi. Ki bir kişinin istemesi de yasal çünkü kanun buna izin veriyor. Eyvallah. Geçiyorum. Dedem vefat etti. Vefat etmeden 20 sene önce ikinci kez evlenmişti. Evlendikten sonra kalan tek evini almıştı. Şimdi miras bölüşeceği zaman dedemin ikinci eşi miras hakkının 1/4'den fazla olduğunu söylüyor. Ancak veraset ilamında hakkı 1/4 görülüyor. Daha fazla hakkı var mıdır diye sormuş. Yani daha fazla hakkı var mıdır? Onu şöyle cevaplayayım. Yani biliyorsunuz 4721 sen Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdikten sonra esas mal rejimi mal ayrılığı değil, edinmiş mala katılma rejimi oldu. Dolayısıyla 2000 tarihinden sonra edinilen mallarda ne oluyor? Diğer eşin ister hanım olsun, ister oraya katkısı olsun, olmasın. Veya erkek için de konuşuyorum. Bazen tersi de olabilir. Diğer eşi diye söyleyeyim. Diğer eşin edinilen mallarda bir katılma alacağı vardır. Bu katılma alacağı da nedir? Eğer evlenmeden önce gelen malların geliriyle edinilen bir şey, satılarak elde edilen bir şey değilse, yani kişisel mal ya da kişisel mal yerine geçen bir değer değilse, normal bir çalışma karşılığı diye söyleyeyim. Çünkü konu derin bir konu. Doğal olarak diğer eşin burada %50 katılma alacağı var. Şimdi burada dedesinin eşi. Dedenin eşi evlendikten sonra alınmış bir mal var.
Dolayısıyla ölümle birlikte ne oldu? Boşanma gerçekleşmiş oldu. Boşanma gerçekleştiğinde ne olur? Eşin katılım alacağı hakkı doğar. Dolayısıyla eş burada zaten kalan malın %50'sinde katılım alacağı sahibi. Geriye kalan %50'nin de 1/4'ünde ne sahibi? Miras hakkı sahibi. Yani burada bizim genelde şu yapılmıyor. Ölüm olduğu zaman diğer eş genelde bu katılım alacağı davası açmıyor. O yüzden ne yapıyor? Veraset ilamındaki 1/4 neyse onunla yetiniyor. Oysa ki katılım alacağı ve binmiş mal rejimine tabi bir mal olduğunda, dava açmış olsa, eşi öldüğünde çünkü boşanma gerçekleşmiş olduğunda, aslında kalan malın %50'sini ayrıca alma hakkına sahip. Ama çoğu zaman bu kullanılmıyor. Mesajlar geliyor, onlara bakıyorum. Teşekkür ederim. Yine geçiyorum. Pardon. Sorularımız kalmamış. Bitmiş valla. Sorular bitti. Şimdi gelen sorulara, izleyici sorularına anlık geçiyoruz. Hocam annem 1985 yılında vefat etti. 4 kardeşler. Dedemden kalan arazi hisseli 2006 yılında imar geçti. 3 dayım 1988 yılında arazinin küçük bir parçasını satışı için vermiş olduğumuz bir vekaletten dolayı kardeşlerimle beraber miras kayıtlarından komple çıkmışız. 2008'de kadastro geçmiş. Dayılar kardeşim ile beni yazdırmamışlar. Aradan 35 yıl geçmiş. Dava açsak kazanabilir miyiz diye sormuş izleyicimiz. Evet, bu yani, hep konuşuyoruz ya Kudret, hep dayılardan çıkıyor muhabbet. Aslında dayılarda var. O dayılarda olmaz da tabii bizdeki şu hani erkek evladın korunması şeyi var ya, güdüsü. Aslında tam tersi, korunması gereken kız çocuğu olması gerekirken o güdüden kaynaklı olarak galiba geliyor gidiyor dayıya vuruyor. Şimdi burada kıymetli izleyicimizin aslında sorusunun iki cevabı var İsa Bey. Birincisi şu. Biliyorsunuz kadastronun üzerinden 10 sene geçtikten sonra artık taptal tescil davası açamazsınız. Yalnız başka bir yerden açabilir. O başka yer ne? Vekalet görevinin kötüye kullanılması. Şimdi diyelim siz bana bir vekaletname verdiniz. Ben tuttum bu vekaletnameyle sizin malınızı sattım. Ya da mirası bölüştürecektim. Bölüştürmedim, malları üzerime aldım. Burada kanun şunu söylüyor. Zaman aşımı süresi diyor 5 yıldır. Ancak bu 5 yılı nereden başlatıyor? Sizin diyor usulsüzlüğü öğrendiğiniz tarihten itibaren 5 yıldır. Şimdi burada eğer kıymetli izleyicimiz 1998 yılında verilen vekaletnamenin kötüye kullanıldığını, bununla mal alım satımı yapıldığını yeni öğrenmişse veya geriye doğru 5 sene içerisinde öğrenmişse vekalet görevini kötüye kullanması dolayısıyla dönüp dava açabilir. Ama kadastro işlemi üzerinden 10 sene geçtiği için kadastroya açmamasını, vekalet görevinin kötüye kullandığını öğrendiği tarihten itibaren de 5 sene geçmemişse İsa Bey, vekaletin kötüye kullanmasından kaynaklı yasal şartları varsa, yani iyi niyetli üçüncü kişilere mal geçmemişse tap iptal tescil, eğer iyi niyetli üçüncü kişilere geçmişse de bu sefer doğan zarar ziyan için dava açmasını öneririm. Eyvallah. Pek gayrimenkulle alakalı değil ama evlilik dışı doğan çocuğun miras hakkı var mıdır diye sormuşlar. Yani evlilik dışı doğan çocuğun miras hakkı var mıdır İsa Bey? Vardır ama nasıl vardır? Şöyle, evlilik dışı doğan çocuğun muris tarafından tanınması gerekir. Ya bu tanınma nasıl olur? Ya kendi nüfusunda ben evet bunun babasıyım diye tanır, ya da evlilik dışı doğan çocuğun soybağının düzeltilmesi davası açması gerekir. Yani şunu demesi gerekir. Benim nüfus kayıtlarımda işte babam Ahmet gözükmüyor, ancak benim gerçek babam Ahmet'tir deyip soybağının düzeltilmesi davası açması gerekir. Eğer bu şekilde soybağının düzeltilmesi davası açarsa evlilik dışı doğan çocuk da, evlilik dışı doğduğu kişi kimse, bu şekilde soybağını düzelterek orada mirasçı o kişinin diğer çocukları ne kadar mirasçıysa o kişi de aynı oranda mirasçı olur. Eyvallah. İyi akşamlar, evimi kiraya vereceğim. Ancak 4 yıl sonra bu ev bana gerekli. Birer yıl kontrat yapıp 4 yıl sonrasına noterden tahliye taahhüdü alsam bu taahhüt geçerli midir diye sormuş izleyicimiz. Geçerli, yani şöyle, tabii bu tahliye taahhüdünün geçerliliği şu şekilde geçerli. Eğer
kiranın teslim tarihinden sonra düzenlenen bir tahliye taahhütnamesi varsa, bu kira süresini aşar bir zamanda da olsa geçerli olur. Bunda bir sıkıntı olmaz. Yani bir yapmasına da gerek yok. 4 senelik de yapabilir. Yani 4 sene yapar. Ara atış yıllarını kararlaştırır. Yani 4. sene sonra da tahliye taahhütnamesi alır. Yalnız şunu da bilmekte fayda var. Tahliye taahhütnamesi olması kiracının uyu mutlaka çıkacağı anlamına gelmez. Bakın noterden olsa da gelmez. Yani biz zannediyoruz ki birisi bize noterden tahliye taahhütnamesi verdi. O gün mutlaka çıkar. Hadi diyelim çıkmadı. İşte o tarihte çıkmadığında sizin ona karşı işlem yapmanız gerekir. Siz ona karşı işlem yaptığınızda kiracı kendi imzası dışında herhangi bir şeye itiraz edebilir. Bu itirazını da bugün şartlar için konuşuyorum. Yani bugünkü Ankara için konuşuyorum, bugünkü İstanbul için konuşuyorum. Bu itirazı kaldırmanız ve kiracıyı tahliye etmeniz, kiracı üst mahkeme haklarında kullanırsa minimum 1,5 sene. Yani alacağınız tahliye taahhüdünde evinizi kiraya verirken de buna göre değerlendirin. Ha umarım önümüzdeki dönemde mahkemelerin iş yükleri azalır. Bu kiracı kira veren uyuşmazlıkları minimuma iner. Bu süreç biraz hızlanır ama şunu bilin ki eğer bugün meselenize tahliye taahhütnamesi olmuş olsa yani uzatacağınız süre kiracı üst mahkeme hakkı varsa o sınırın üzerindeyse 1,5 seneden önce neredeyse Ankara ve İstanbul için imkansız gibi gözüküyor maalesef. Eyvallah. İzleyicimiz diyor ki ikinci evliliğimi düşünüyorum. Bir aday var. Evleneceğim kişi benim bir evim var. Bu eve ortak olur mu? Nasıl bir yol izlemem gerekir diyor. Yani açık açık diyor ki ben evleneceğim kişiye evime dahil etmek istemiyorum diyor tapuya. Ya boşanırsam. Hey sen evlenme. Hani kıymetli zincir. Yani ya evleniyorsan şirket aslan besleyen etin hesabını yapmaz değil mi Kudret? Bakmaz derler. Ben bir zaman besledim de biliyorsunuz yani aslan. Evet. Yani bu hesabı bilmiyorum. Ya, şimdi bak, hadi gel hırsıza yol göster. Hadi yok, bakayım. Yok. Değil de yani şöyle ben insanlardan anlıyorum. Belki geçinemeyeceğini düşünüyor. Belki başka bir şey düşünüyor. Yani iyi düşünmek dünya istiyor. Dünya hali tabii canım. Ne olacağı ama belli olmaz. Yani, diyorum ya yani bu tip bir ticarete girecekseniz gerçekten evlenmeyin. Yani şirket kurmuyorsunuz ki. Yani hayatınızı birleştireceğiniz birisinden bahsediyorsunuz. Hani bugünden hesap kitap başlıyor. Artık ben de sizin hesap kitabı söyleyeyim. Şimdi birincisi şu. Kıymetli izleyicimiz. Siz diyelim ki boşandınız. Bu mal siz evlenmeden önce sizin üzerinizde olduğu için eşinizin burada herhangi bir katılma alacağı olmaz. Yani dolayısıyla bir boşanma durumunda bu mal yine sizin olmaya devam eder. Ancak diyelim evlendiniz, resmi nikahta imzayı attınız, bir dakika sonra öldünüz. İşte bu durumda eşinizle evli olduğunuz için o malın çocuğunuz varsa 1/4, çocuğu kardeşleriniz varsa 2/4 artık eşinizin olur çocuklarınız yoksa. Yani tekrar söylüyorum, evlenmeden önce bu mal sizindi. Evlendiniz, boşandınız, bu malda eşinizin hakkı yok. Ancak imza attınız, ertesi gün öldünüz veya daha sonraki bir tarihte öldünüz. Bu durumda çocuğunuz varsa 1/4 evlendiğiniz kişinin eşinizin, çocuğunuz yoksa bu malın yarısı evlendiğiniz kişinin olur. Yani miras hukukuyla boşanma hukuku birbirinden ayrı konulardır. Mirastaki esas olay bir kişinin hakkı olup olmaması değildir. Siz öldüğünüz anda üzerinizde bir mal varsa, eşinizin burada çocuğunuz varsa 1/4, çocuğunuz yoksa 2/4 otomatik olarak miras hakkı vardır. O evlenmeden önce malınızın olup olmamasının önemi nerededir? Boşanma davasında bu önemlidir. Eyvallah. Bir izleyicimiz de sormuş, şu an kiracısı olduğumuz ev satılık alan kişi hemen bizi çıkartabilir mi? Süreç nasıl işler demiş. Tabii ki biz yorulmuyoruz şeyden. Yok, şöyle söyleyeyim. Kaçıncı yılı kiracı? Uzayan 10 sene geçmiş mi geçmemiş mi? Onu bilmiyoruz tabii. Böyle bir soru var. Kıracı olarak cevap verelim. O zaman yani 3 yıllık, 5 yıllık veya 2 yıllık kiracı gibi cevap verelim. Hani biraz önce söylediğimiz gibi bir yerin satılanmış olması otomatik olarak yeni alana orayı boşaltma hakkı vermez. Şimdi boşaltma için orayı alan kişinin kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun ya da bakmakla yükümlü olduğu kardeşinin burayı kullanma ihtiyacı olması gerekir. Hadi diyelim kullanma ihtiyacı var. Bu durumda alan kişi ya sizin önceki mal sahibiyle yaptığınız kira kontratının dönem sonunu bekleyecek
ya da size aldıktan itibaren bir ay içerisinde ihtarname ulaştırarak 6. ayın sonunda sizin tahliyenizi isteyecek. Gerek dönem sonunda, gerekse 6. ayın sonunda diyelim siz çıkmadınız. Bu durumda ne yapacak? Arabulucuya başvuracak. Arabulucukta çözüm alamazsa ne olacak? Bu sefer mahkemeye başvuracak. Yani şöyle söyleyeyim, en kötü 1-1,5 senelik bir süreç var. Burada sizin zararınız ne? Burada sizin zararınız yıllık kiranın, kabaca söylüyorum, ortalama %20'si kadar bir mahkeme masrafıyla karşı karşıya kalırsınız. Eyvallah. Son bir soru daha soruyorum. Kentsel dönüşümle alakalı 7 yıl çivi çakmayan müteahhit bizi mağdur etti. Kira yardımı yapmadı. 4 aile mağdur. Mahkemeye gidildi. Mahkemeyi yanılttılar. Ve hiçbir işlem yapmayan müteahhit inşaat, onun inşaatı yapmasına karar verdi. Bunu burayı pek anlayamadım ama sevgili izleyicimiz keşke inşaat, onun inşaat yapmasına karar verdi. Zaten inşaat yapmıyor. Tapuya gittik. Onların tapu şerhini 7 yıl olduğu için zaman aşımı dedi. Sözleşmeyi iptal etti. Başka müteahhite verebilir miyiz diye sormuş Özkan Bey. Özkan Bey, keşke daha rahat bir açıklama, anlayabileceğimiz bir açıklamalı bir soru sorsaydı. Sorusunda genel olarak cevaplayacağım. Şimdi bir kat karşı inşaat sözleşmesi yaptığımızda bu sözleşmenin tek taraflı feshedilecek yazsa bile bu sözleşmeyi biliyorsunuz tek taraflı feshedemiyorsunuz. Şimdi bizim insanımız burada da maalesef golüyor, şöyle golüyor. Yapılan sözleşmede örnek veriyorum. Diyor ki işte 6 ay içerisinde ruhsat olmazsa arz sahibi tek taraflı feshedebilir. Ya da inşaat işte 2 sene içerisinde tamamlamazsa arz sahibi sözleşme süresi sonunda tek taraflı feshedebilir diye maddeler var. Yalnız iş uygulamaya gelince öyle değil. Çünkü bizim yüksek mahkeme diyor ki bu diyor bir iki taraflı sözleşmedir. İki taraflı sözleşmenin diyor tek taraflı feshi mümkün değildir. Dolayısıyla diyor feshi konusunda ya diyor iki tarafta anlaşacak ya da diyor ya diyor iki tarafta diyor anlaşacak ya da diyor iki tarafta diyor anlaşamazsa bu konuda diyor mahkeme kararı diyor almaları gerekiyor diyor. Tabi bu mahkeme süreci de uzunca süreç sürüyor. Yani bir sözleşme fesh olduktan sonra kesinleştikten sonra doğal olarak başka bir müteahhitle sözleşme yapmanızda yasal bir engel yok. Ancak burada tavsiyem şudur. Sözleşmenin fesh kararı kesinleşmeden başka bir müteahhitle sözleşme yapmamanızı öneririm. Çünkü bu sefer uğraşacağınız bir kere iki olabilir. Yani mahkeme farklı bir karar verebilir. Sizin görmediğiniz başka bir konu olabilir. Sözleşmenizin geçerli olduğuna kanaat getirilebilir. Böyle bir durumda bu sefer bir de ikinci müteahhitle sorun yaşarsınız. O yüzden ben hep şunu diyorum. Ya bir şeye acele etmeyin lütfen. Önce elinizdeki sorundan bir kurtulun, onu tamamen bir temizleyin. Yani müteahhite verecekseniz de ondan sonra vermenizi tavsiye ederim. Ya da ikinci müteahhitle yapacağınız sözleşmede bunu şerh olarak koyun. Ya deyin ki şu tarihe kadar beklenecektir. Ha bekleyecekseniz de şimdi de sözleşme yapmanızın anlamı ne? Evet. Celalettin Bey'den bir şey var. Bu bizim bir dönem Sunar Sunduyu yapan, sponsorluk yapan beyefendiden çok güzel bir bir şeyler söylemiş. İzin verirsen onu okuyacağım. Ama bu arada hala WhatsApp hattımıza çok arama var. Sağ olsunlar. İyi yayınlar demiş Celalettin Bey. 100 yıllık cumhuriyet olmamıza rağmen henüz sistemli, düzenli bir çalışma yok. Örneğin tarım arazilerini koruma adına birkaç bir şeyler yapıldı. Araziler bölünmesin diye. Belirli bir tarih öncesindeki vefatlarda kalan yerler parçalanıp bölünebiliyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz nedir? Bu sorundan çözümü için öneriler sunulabilir mi diye sormuş. Devamı da var ama ya biz tarım arazilerinin talan edilmesine en fazla karşı gelen herhalde Türkiye'deki tek programımız yani. Ya bizim dışımızda bu konuyu dile getiren kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Tanrı ve çok yoktur. Evet, ben zannetmiyorum yani. Sosyal medyada artık yeni yeni bazı emlak sektöründeki bazı dostlarımız, arkadaşlarımız bu konuya hassasiyet gösteriyorlar. Ben de tebrik ediyorum onları ayrıca. Örnek vermiş Celalettin Bey.
ilçe, mahalle, köy merkezine belirli yakınlardaki yerlerde bağ bahçe yapılabilecek belirli metrekarelerde parsel yapılabilmesi ve diğer tarım arazilerinin kesinlikle bölünmemesi konusunda kullanışlı bir sistem gerekli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Türkiye genelinde tarım arazilerinde toplulaştırma yapılması, ulaşım sıkıntısının ortadan kaldırılması gibi önerileri var. İyi akşamlar demiş. Biz de iyi akşamlar diyoruz, sağ olsun. Evet. Sektör paydaşları hem izliyorlar hem de katkıda bulunuyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Teşekkür ediyoruz. Ne kadar vaktimiz kaldı sevgili yönetmenim? Son 1-2 dakikaymış. Hemen bir izleyici sorumuz var. İyi akşamlar. Babamın arsasının üzerine ev yaptım 30 yıl önce. 11 isteğiniz ney? 11 hisseyiz diyordu. 11'i isteğiniz demiş. 11 hisseler herhalde. 8'de ise bende 3 hisse vermiyor. Nasıl alabilirim? Yani 11 hissenin 8'i soruyu soran izleyicimizdeymiş. Tek bir yol var, başka yolu yok. Yani İzaleyi şu. Yani evet. Miras mallarında şöyle, yani ya bütün mirasçılar bir arada anlaşırsınız ya da bir kişi bile anlaşmazsa buna karşı bunu zorlayacağınız bir şey yok. Yani miras malında ya da paylı mülkiyette %51'den fazla olmanız ya da %99'un size ait olması, %1'i herhangi bir şeye zorlayamıyorsunuz. Yani gayrimenkul alım satımı konusunda adam o %1 inşaata da vermiyorum diyebilir, satmıyorum da diyebilir. Yani 0.0 metre, 1 metre karesi de olabilir. Bu durumda buna karşı tek bir yolunuz var. O tek yolunuz da ne? Ortaklığın giderilmesi, izaleyi şu davası dediğimiz davayı açmak. Evet. Kudret'cim zamanımız doldu. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada hem sektörel haberlere hem kişisel haberlere de geçeceğiz tabii. Önümüzdeki hafta önemli bir konuğumuz olacak. Şimdi buradan duyurmak istemiyorum. Konuğumuzla birlikte olunca, olduğumuzda yani bir hafta sonra çok farklı konulara gireceğiz. Sektörü ilgilendiren konular, sektör oyuncularının birbirini kazıklamasıyla alakalı konulara da gireceğiz. Ufak ufak değineceğiz artık. Gerekirse ifşa da ederiz. Yani edeceğiz de. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum sevgili Kudret. Herkese sevgiler. Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Eyvallah. Efendim önümüzdeki hafta yine çok enteresan ve ters köşe olacak konular var. Konuğumuz da çok enteresan. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esenlikler.